Merhaba sevgili izleyenler, TV 2020 ekranlarında Gündem Özel programında Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Sayın Reşat Akar'la birlikte sizlerleyiz. Biraz geciktik, hızlıca konuları sizlere aktaracağım. Evet, ilk olarak Kuzey Kıbrıs'ta suç patlaması yaşanırken Halkın Partisi'nden yeni bir iddia ortaya atıldı. Dün bahsetmiştik ama konuşamadık. Vergi dairesi memurlarına bazı siyasiler tarafından baskı kullanıldığı ve bazı kişiler için muafiyet veya indirim talep edildiği iddia edildi. Konuyla ilgili olarak Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay'la canlı telefon bağlantısı yapacağız. Sonrasındaki konumuz merkezi cezaevi mahkum ve tutuklu sayısı kapasitenin üzerinde çıkarken mahkemelere hemen hemen her gün yeni ve çok ciddi suçlar yansıyor. Bunlar arasında ülkeye girişi olmayan Afrikalılar var. Artan suçlarla ilgili olarak vatandaşlarla yapılan söyleşilerimiz var. Onlara yer vereceğiz. Üçüncü konumuz Gazi Mausa Limanı hem yük hem de yolcu taşımacılığına hizmet veriyor. Ancak limanın durumu tepkileri de beraberinde getirdi. Çevre sorunu yaşandığı gibi yolcu işlemleri de çok kötü durumda. İlginç görüntüleri sizlerle paylaşacağız bugün. Son olarak da Turkcell'in 4.5G uygulaması bugün başladı. Ancak bu kez de telekomünikasyon dairesinden kaynaklanan bir internet sorunu yaşanıyor. Turkcell kullanıcıları 4.5G'ye geçiş konusunda yeterli aydınlatmanın yapılmamasından da şikayetçi. Yine detaylarını konuşacağız. Hepsi ve daha fazlasıyla tabii ki sizlerleyiz. Evet, buyurun Reşat Bey. Evet, herkese hayırlı günler dileyerek başlayalım. Aslında bu 4.5G meselesiyle başlamak isterdim ama geç kaldık bugün. Şimdi benim telefonum bir saat önce, Derya Ercan Hanım var bizim reklam müdürü. Her türlü görev ve sorumlulukla çalışıyor. Benim telefonumu da aldı çünkü dediler ki kart değişmesi lazımmış, sim kart. Şimdi uğraştık, 4.5G'ye geçelim. Dediler ki işte bir şunu yap bunu yap. Reklamı var bu Turkcell'in bugün. Diyalog gazetesinde de var. Ama reklamlarında da anlatmıyorlar tam olarak. Ben zaten açık söyleyeyim. Yani doyurucu bir şey görmedim de bu işte bir mastika var derim. Kim isterse olsun. Şimdi burada diyor ki 4.5G'ye ya da LTE olarak geçin. LTE iPhone olanlar LTE'ye geçecekmiş. 5 defa ne dedik LTE olmuyor. Bir arkadaş dedi ama kartınızı değiştiniz mi? Yahu dedim 100 bin 200 bin kişilik şoplarım var bunların, yani Türkcell şoplarda gidecek insanlar kilometrelerce sıraya girecek, kart değişsin olmaz böyle teknoloji dedim. Öyledir dediler. Peki dedik, Derya Hanım aldı benim telefonumda gitti, aldı geldi, bu dedikleri LTE'ye çıkmaya başladı. Şimdi Funda Hanım girişi sunarken 3G diye göstermeye başladı gene benim telefon. Hani LTE oldu, eski kartı da attık. Neyse çöpün içindedir, duruyor. LTE oldu dediler. Şimdi 3G diye gösteriyor. İnternet de tamamen çöktü. Sizin telefonlarınız nasıldır? Hazırlanın yazmaya. Biraz sonra bu konuyu detaylarıyla konuşalım. Nasıl bir teknoloji, nasıl bir geçiş, nasıl bir övünme payı anlamış değilim. Şimdi suçlar patladı, cezaevi patladı falan filan diye iddialar var. Cezaevi müdürü mahkemede tabii yargıçların çağrısı üzerine gittiği ifadeler verdi ve dedi ki bu cezaevi patlamış durumdadır. Kapasitesinin çok üzerinde mahkum ve tutuklu var. Ama her gün tutuklu sayısı ve mahkum sayısı artıyor. Onu da konuşacağız biraz sonra, birkaç örnek vereceğim bugün olan daha, yani dün ve bugün olanlardan. Ama şimdi Kudret Özersay'ın bir yeni iddiası gündeme geldi. Biliyorsunuz meclisteyken daha önce bir eski başbakan için bir takım iddialarda bulunmuştu. Dokunulmazlığın kaldırılması, banka hesapları, şunlar bunlar. O günden sonra o eski başbakan memleketi terk etmek zorunda kaldı. Burada değil şu anda. Epey de yıllardır gelmiyor bura. Şimdi Kudret Bey bu defa başka bir çıkış yaptı. Mecliste değil ama partisi adına polis müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Dedi ki bazı siyasiler, isim açıklamadı, arıyor arkadaşlarım şimdi Kudret Bey'i, bazı siyasiler vergi dairesi memurlarına bazı kişilerin vergilerinin bağışlanması ve indirim yapılması konusunda baskı yapıyor diye bir suç duyurusunda bulunmuş. Bu tabii bu kadarla kaldı. Nedir bu? Yani ne kadar ciddidir? Kaç kişiyi kapsıyor? Ne kadar büyük rakamlar vardır? Bilmiyoruz.
Bu konuları kendisiyle konuşmak istedik. Tabii Kudret Bey'in dışında konuşmak isteyen de varsa biz memnuniyetle onları da dinlemeye hazır, siyasilerden demek istiyorum yani. Hazır mı Kudret Bey? Sayın Özersay hattımızda. Hoş geldiniz. Merhaba yayınıza. Merhaba. İyi yayınlar diliyorum Reşat Bey. Merhaba. Merhabalar hocam. Nasılsınız? Nasıl olalım işte. Memlekette resmen yani zemberek kopmuş, zingili kopmuş bir biçimde bir yerlere doğru gidiyoruz. Biz de kendimize göre bir muhalefet anlayışıyla bir çaba, bir mücadele içerisindeyiz. Endişeliyiz tabii, memleketle ilgili olarak mücadele ediyoruz. Vallahi gerçekten yani bazen de diyorum işte yabancılar bize diyor neyiniz eksik ya falan diyor bazıları. Tabii geçmişteki durumumuzu bilmedikleri için biz geçmişiyle bugünü kıyasladığımızda birçok konuda geriye gittiğimizi görebiliyoruz. Yani her açıdan, ama tabii bu suç patlaması bana göre ülkenin en önemli birkaç sorunundan birisi. Yani gündem ilk üç sıraya koyarsak bir tanesi budur. Çünkü rahatsızlık verici boyutlara ulaştı. Şimdi 844 kişi kapasite, 300 kapasite 626 mı ne 844 kişiye çıktı ve bunun tabii çok yüksek bir maliyeti de var. Ben bir hesap yaptım. Ayda 621 bin, yılda yaklaşık 18 milyon Türk lirası yemek, içecek ve diğer giderleri var. Bu sayının 844'ünün cezaevinin tabii 844'ün üzerine dün itibariyle bir 4-5 tane daha eklendi mahkeme haberlerine baktım ben. Mecburen yargı artık serbest bırakamıyor. Çünkü yabancıdır, kaybolacak, kaçacak, suç işlediyse onu göndermek zorunda. Sizin bu iddianız kapsamı nedir? Yani vergi dairesi müdürüne telefon açıyor birisi, diyor ki sen mesela Hasan Hüseyin Mehmet'in vergilerini sıfırla veya aşağılara çek mi diyor. Şimdi dünkü açıklamamızda da söyledik. Ben önce bir daha önceye dair iki örnek vermek isterim. Herkes tam olarak ne yapmaya çalıştığımızı bilsin diye. Halkın Partisi herhangi bir iddia söz konusu olduğunda bu tür girişimler yapıp hemen işte polise giden bir siyasi parti değil. Biz bir şeyi polis düzeyine aktardığımızda ve Mali Polis'in soruşturmasını istediğimizde ortada ciddi bir şey olduğunda yaparız. Örnek, daha önce Kooperatif Merkez Bankası'nda batık krediler verilmişti bir dönem, hatırlayacaksınız. Ve o dönemde yönetim kurulu üyeleri siyasilerden oluşuyordu. O batık kredilerin araştırılmasıyla ilgili olarak biz polise suç duyurusunda bulunmuştuk, Mali Polis'e. Ve bize o zaman demişlerdi ki, ey ya sizde böyle bir şey söylendi, illaki doğrudur, yani nereden çıkardınız vesaire diye. Oysa Merkez Bankası'nın raportörlerinin, denetçilerinin hazırladığı raporla o batık kredilerin siyasilerin talebiyle birilerine kıyak olarak verildiği söz konusu, verilmesi söz konusuydu. Biz o konuda polise şikayeti yaptık, ifade de verdim ben Mali Polis'e. Sonradan şimdi bugün öğreniyoruz ki o konu bugün mahkeme aşamasına geldi. Bu birinci örnek. İkincisi, yani bir şey olmasa, suç unsuru olmasa zaten mahkeme aşamasına kolay kolay gelmez biliyorsunuz. İkincisi, şeker sigortayla ilgili olarak buna benzer bir olay olduğunda, yani siyasilerin atamış olduğu yönetim kurulu üyeleri bazı siyasi partilere hiç böyle karşılığını almaksızın kiralık arabaları seçim döneminde verip bayrakları üzerine takıp gezdirip ondan sonra kendi yakınlarına kazasız arabalara kaza yapılmış gibi gösterip onlar için para çıkarma noktasına varıncaya kadar birinin yolsuzluk iddiaları vardı. Biz bir rapor hazırlatmıştık. Onu da mesela polise suç duyurusu olarak şikayet başvurusu yaptık. O da sonradan mahkeme aşamasına geldi ve bazı kişilerin yurt dışına çıkışlarını mahkeme yasakladı ve dava devam ediyor diğer suçlamalarla ilgili olarak. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Dün Halkın Partisi olarak polise yapmış olduğumuz suç duyurusu ve Mali Polis'in soruşturma başlatmasını talep etmemiz öyle boş bir şey değil. Halkın Partisi bu verdiğim iki örnekte de görüleceği gibi
bu konuları eğer polise taşıdıysa bir şey var ki bunu götürüyoruz. Kaldı ki soruşturma başladığında ifade vermeye de hazır olduğumuzu biz polise bildirdik. Ha, ikinci nokta, böyle bir şeyi söylediğimizde işte filan firma, filan şirket, filan otelin devri, filan kişi diye isim vermedik. Tabii ki vermedik. Çünkü şunu önemsiyoruz. Masumiyet karinesi denilen bir şey var. Suçsuzluk karinesi denilen, masumiyet karinesi denilen bir şey var. Buna göre bir kişi mahkeme önünde suçlu olduğu ispat edilene kadar masumdur. Böyle bir prensip var hukukta. Dolayısıyla birisinin ismini ortaya koyup da böyle bir zan altında bırakma yoluna gitmek istemedik. Ama böyle lafta söyleyip de geçip gitmenin bir manası yok. Siyasiler ve en azından şunu söyleyeyim, Bakanlar Kurulu'ndan isimler vergiden sorumlu üst düzey kamu görevlilerini arayıp belli bazı firmalar için hiç vergi almayın bundan veya ciddi bir vergi alınması gerekirken, yani işte 30-40 milyonluk bir vergi alınması gerekirken ya hiç almayın ya da çok cüzi bir vergi alın diye müdahil oluyor. Müdahale ediyor, siyasi baskı koyuyor ve ilgili üst düzey kamu görevlilerin, müdürler, müsteşarlara da baskı yapıyorlar bu konuda. Ben şu hatırlatmayı yapmak isterim. Anayasamıza göre memurların, kamu görevlilerinin bir anayasal yükümlülüğü vardır Reşat Bey. Evet. Eğer siyasiler sizden yasalara açık ve aleni bir biçimde aykırı, hukuka aykırı iş yapmanızı isterlerse, talimat verirse, bunu yapacaksın ben isterim senden, yapmazsan o vesaire bu baskı koyarsa size, bu hukuka aykırıdır diyerek bu imzayı atmama, bu işi yapmamak yükümlülükleri var. Anayasa bunu açıkça yazar. Yani ne yapayım ben, işte emir kuluyum, bakan istedi ben de yapmak zorundaydım diyemezsiniz. Bu sizi kurtarmaz. Anayasa açıkça kamu görevlilerinin hukuka aykırı işlemleri reddetmesi gerektiğini yazar. Dolayısıyla bunu kabul etmeyen siyasileri de siyasi düzeydeki atamaları ya da işte müdür müsteşar atamalarını görevden alıyorlar. O nedenle biz bu konuda bize gelen bilgileri bir dayanağı olduğunu gördüğümüz için polise şikayette bulunduk. Çünkü burada devletin zarara uğratılması durumu söz konusudur. Yani devletin alabileceği verginin miktarını aşağıya çekip bir firmaya kıyak yapıyorlar. Ondan sonra da dönüp muhtemelen o firmaya diyorlar ki ben sana şu kadar indirim yaptırdım, bunun yarısını ya da üçte birini sen bana ver komisyon olarak. Onların kendi arasındaki adı komisyon olabilir ama bunun adı rüşvettir biliyorsunuz. Dolayısıyla eğer temiz toplum, temiz siyasete inanıyorsak bu gibi konularda sadece eleştirip dedikodu düzeyinde kalmasına müsaade etmeyip aynı zamanda da bu soruşturma süreçlerinin üzerine gitmek lazım. Bu yüzden polise başvuruda bulunduk. Ama bunu takip edeceğimizi de herkes bilsin. Neden bunu söylüyorum? Bunun da çünkü bir örneği vardır. Daha önce eski bir başbakanla ilgili hesaplarının hesabını veremediği için, bankadaki hesabını, Halkın Partisi bu işin peşini bırakmamış. Hem polis düzeyinde soruşturmayı takip etmiş, hem de savcılık düzeyinde meselenin meclise gönderilip dokunulmazlığın kaldırılmasında ısrarcı olmuş ve sonuç almış bir partidir Halkın Partisi. Dolayısıyla bu dilekçeyi verdik, biz görevimizi yaptık, bir de basın açıklaması yaptık gibi yaklaşmıyoruz biz bu olaylara. Biz bu konuların üzerine gitmeye devam edeceğiz. Çünkü bu ülkede yollar veren durumdaysa ve görevde bulunanlar paramız yoktur nasıl yapacağız falan diyorlarsa, sağlık hizmetleri olması gerektiği gibi yapılmıyorsa ve adeta bir çeteleşme söz konusuysa hasta bakıcıları konusunda, sizin az önce bahsettiğiniz gibi cezaevinde dolup taşmış durumdaysa ve biz yeni gardiyan alamayık, para yoktur gibi bir yaklaşım ortaya konuluyorsa, ya da polisimizle ilgili olarak adli kovuşturmayı yapan polislerde sizin maaşınızın en fazla %25'ine kadar ek mesai alabilirsiniz deyip de diğer bazı kamu çalışanlarına göre polis zor durumda bırakılıyorsa ve paramız yoktur deniliyorsa, işte bu şekilde devlet zarara uğratıldığı için
devletin parası, devletin vergisi çalındığı için, kayıt dışı işler yapıldığı için, kara para işleri yapıldığı için oluyor. Onun için temiz siyaset ve hesap verebilir bir devlet yönetim anlayışı için kavga vermek gerekir, mücadele etmek gerekir. Yaptığımızda bunun bir parçası. Peki şimdi şunu sorayım polise, siz bir ihbarda bulunduğunuzda polis mutlaka size şunu sorar. Elinde ne tür deliller vardır senin? Siz böyle bir deli sunabildiniz mi? Var mı? Bir de şöyle bir şey var. Bana mesela çok sayıda her gün mesaj gelir, iddia gelir falan. Mesela bir vatandaş kaç gündür arar beni. Atlılar bilmem nereye, belediye çöp döker yolun içine. Belediye onun içine çöp döker mi ya derim. Döker yolla muhabiri, yollar muhabiri der, ben görmedim de. Ama başka bir arkadaşlar, ben polisim, benim adımı verme der, yazar. Başka biri yazar, ben memurum falan dedi ama benim adımı verme. İnsanlar korkuyor. Şimdi siz bu iddiayı öne sürdünüz. Adı geçen vergi memurları gidip bunu sırası gelirse sorgulama söyleyecekler mi? Reşat Bey, tekrar en başta söylediğimi söyleyeyim. Halkın Partisi bu adımları attığında her zaman arkası gelmiştir. Biz guru sıkı şey yapmayız. Dolayısıyla iddiamızı destekleyecek bir şeyler, bir bilgi, belge sunamayacak olsak böyle girişimler yapmayız zaten. Polis soruşturmasını başlattığında bizden de gelip herhalde ifade alacaktır. O aşamada da kendi elimizdeki bilgi ve belgeyi tabii ki polise paylaşacağız. Evet, şimdi siz polise demek ki şikayette bulundunuz resmen. Tabii ki, tabii ki. Resmi olarak başvurduk, şikayette bulunduk. Bazı bilgileri de verdik hali hazırda. Evet. Çok Mali teşekkür ederim. Bakalım bu iddia karşısında ne tür bir tepki gelecek? Onu da göreceğiz tabii. Ya Allah aşkına sadece en azından şunu söylememe müsaade edin. Ne tür bir tepki gelecek diyorsunuz ya. Yani son 3-4 gün içerisinde özellikle biz ısrarla Halkın Partisi olarak münhasil sınavsız çok sayıda kişiyi devlete partizanca işe aldıklarını duyurduk. Arkasından veriler ortaya çıktı. Sadece elektrik kurumda 149 kişi işe alındı ve pek çoğu partililerinin birinci derece yakınları ve dahası örgüt başkanlarının vesaire. Şimdi de başbakanlığa, ya bu bugünkü bilgidir bu, 35 tane daha geçici aldılar. 20 tane daha geçici alacaklar başbakanlığa, 5 tane de cumhurbaşkanlığına alıyorlar. Bu bugünün verisi ve bütün bunlar açıklanmasına rağmen, ilgili sendikada açıklamasına rağmen, bizler bunu rakamlarıyla ortaya koymamıza rağmen, isimler kamuoyuna düşmüş olmasına rağmen bir tane açıklama var mı bu gayrimeşru hükümetten? Bir cevap var mı? Bir işte yok, öyle bir şey yoktur kardeşim, adil sınav yaptık diyebilecek bir açıklama var mı? Yok. Sınavsız almadık birini diyebilecek bir açıklama var mı? Yok. Bunlar bizim partililerimizin akrabaları değil ya, nereden çıkardınız diyebilecek bir açıklama var mı? Yok. Bu işte hesap verebilir siyaset dediğimizin tamamen dışında olduklarını, umursuz davrandıklarını gösteriyor ama tek cümle sizin partililerinizin evlatları evlattır da memleketteki binlerce başka genç evlat değildir zannedersinizden. Evet. Hükümet dediğiniz de tabii hükümetin büyük ortağı kendi iç çekişmeleriyle uğraşıyor. Benim bildiğim bugün parti merkez yönetim kurulu toplantısı var. Kurultayı görüşecek. Kaç gündür, kaç haftadır bununla meşguller. Evet. Kurultay bu yıl mı yapılsın, gelecek yıl mı yapılsın? Aday olacağını açıklayan bir taraf bu yıl istiyor. Diğer taraf süresi gelecek yıl biter diyor. Bakalım ne olacak? Süresi yani gelecek yıl bitiyor demesi herhalde o tarihe kadar kurultaya hazırlanma çabasıdır. Bütün bu yapılan son istihdamlar da çok büyük bir ihtimalle kurultay hazırlığıdır. Üzücü olan şey de bir milletvekilliği için yapılan ara seçimden önce maalesef ana muhalefet partisi CTP'de oy birliği ile seçim yasaklarının süresinin kısaltılmasını kabul ettiği için o seçimden önce çok sayıda seçim yatırımı olarak partizanca istihdam yapılmıştır. Ve büyük bir ihtimalle bunlar kurultay bağlantılıdır. Evet, peki çok teşekkür ediyoruz Kurtuluş Bey. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar dilerim. Görüşürüz, sağ olun. Evet, ortada ciddi bir iddia var. Yani Kudret Özersay diyor ki biz polise
suç duyurusunda bulunduk. Bazı siyasiler vergi memurlarını bazı kişiler veya bazı şirketler için indirim yapılması veya vergi borçlarının veyahut da vergi rakamlarının silinmesi için baskı kullanıyorlar dedi. Biz bunu sağlam verilerle gittik diyor ve şikayet ettik diyor polise. Şimdi tabii bu arada İçişleri Bakanımız Azerbaycan'da bildiğim kadarıyla oradan fotoğraflar geliyor. Aliyev'in sırasında da giden gözlemci olarak gitse bile o fotoğrafın içerisinde yer aldı Dursun Oğuz Bey, gördüm. Dolayısıyla o bu konuda konuşamaz herhalde. Azerbaycan nereye, TRNC nereye, uzak mesafe duymuyor bile bizi belki de, ama cep telefonu kullanırsa bizi oradan izleyebilir zaten. O da konuşabilir. Maliye Bakanı konuşabilir, vergi dairesi ona bağlı. Başbakan konuşabilir. Konuşmak isteyen herhangi birisi varsa hükümet kanalından tabii ki seve seve onlarla da bağlantı kurarız. Zaten yayıncılık anlayışımızda tek taraflı yayın yoktur. Onu da peşinden söylemek istiyorum. Şimdi cezaevinde mahkumları dün söylemiştik. Kapasitenin üzerinde bir yığılma var orada. 844 kişi bu salı günü itibariyleydi. Çünkü salı günü mahkemeye gitti. Merkezi Cezaevi Müdürü ve yargıçları sorusuna cevap verdi. Ama dün bunun üzerine yenileri eklendi. Mesela bir örnek vereceğim size. Fotoğrafı da olması lazım arkadaşlar da. Bakınız. Bir yabancı adı Nilipul Kuranege Ercan'dan çıkış yapmaya çalışmış, fotoğrafta görüyorsunuz önceki gün. Gidiyor memleketten. Polis bakıyor, bunun girişi yok. Kayıt yok, adı yok hiçbir yerde. Yani ülkeye ne zaman, nerede, nasıl girdi hiçbir şey yok. Nasıl olur bu iş? Çıldırmak içtendir yani. Bu Nilipul'un bu ülkeye nasıl girdiğini kimse bilmiyor. Gökten zembiline mi indi? Denizden birisi tekneyle mi bıraktı bunu girdi? Güneyden kaçıp da mı geldi? Güneyden kaçıp gelse de oraya nasıl girdi? Şimdi bunu polis sorguluyor tabii. Bilmiyorum. Anlaşabildilerse de polisle bunu ne yapıyor? Polis mahkemeye çıkarıyor. Şimdi yargı şeye bakar. Bunun durumuna. Bu yabancı uyruklu bir adam. Ülkeye nasıl girdiyse kaçak yoldan da becerdi. Ben bunu kefaletine serbest bırakırsam bir şekilde kaçacak gene. Başka yere gidecek. Güneye gidecek. Ya da gene bir tekne bulacak, onu bir yerlere götürsün. Onun için tutukluluk yargılanmasına emir verir. Ne oldu? Sade bununla 844 oldu 845. Ama tabii dün 7-8 tane böyle karar var. Ne oldu dün bir günde? 844 oldu 850-852. Bugün ne olacak? Belki 860. Ha bunun dışında özellikle burada yaşayan biri ise onları kefaletle serbest bırakıyor mahkeme. Diyor ki iki tane KKTC vatandaşı bir tane bul diyor. 20 bin lira kefalet yatırsın, imzalasın. Tutuksuz yargılan. Neden bunu yapıyor? Çünkü cezaevi patlamış durumda. Cezaevi patlamış durumda. Ne kadar para gittiğini cezaevinin de siz karar veriniz. Benim yaptığım bir hesaba göre dün bir miktar açıklamıştım size ve iyi oldu başkaları da alıp bizim verdiğimiz bu rakamları habercilik yapıyorlar bunun üzerine. İyidir yani, herkes hazır rakamlar da ortada, çalışabilir üzerinde. 18 milyon üzerinde yılda 844'e göre para harcıyor devlet. Şimdi 345 personel varmış cezaevinde. Ortalama maaş 40 bin TL koyduğumda
13 milyon 800 bin lira ayda da bu ediyor. Ayda 13 milyon 800 bin. Cezaevinden ne kadar çok mahkum o kadar çok cezaevi görevlisi olur. Şimdi mahkum sayısı 20'lerde, 30'larda, 50'lerde olsaydı bizim ülkemizde, ki hani İsviçre olacaktık, Singapur olacaktık, o zaman zaten bu kadar 345 tane cezaevi görevlisine gerek olmayacaktı. Kaldı ki cezaevi müdürü diyor, personel sayımız eksiktir diyor. Mahkum sayısına göre diyor, eksiktir. Çünkü nöbet tutarlar 8 saatten 3 vardiya değişmesi lazım günde. Haftalık izinler de var. Yani bu rakam korkunç. Bir de 13 milyon 800 bini 12'den çarpmayacaksınız. Cezaevi çalışanlarını. 13'te çarpacaksınız. Çünkü maaşlar 13'tür. Ortaya çıkan rakam korkunç. Polis teşkilatına uçak bile aldılar, helikopter aldılar en azından. Ama şimdi polis teşkilatının uyuşturucu testi yapacak, 18 bin dolara cihaz alacak parası yok. Düşünebilir misiniz siz? Veya geçişleri sınır kapılarına kolaylaştıracak, skaner alacak parası yok. İlginç bir durum. Buyurun Funda Hanım. Hızlıca mesajlarımıza başlayalım. Çok yoğun giden birkaç tane oldu. Yüksel İş Kolu görüyorum. İlk kamu kurumlarında diyor yapılan sınav sorularını kimler hazırlıyor? Güvenliği kim sağlıyor? Mülakat yapılıyorsa canlı yayında yapılsın. İhale yapılıyorsa yine canlı yayında. Madem gizli saklı yok, şeffaflık zor değil. Metin Maraşeli iyi yayınlar diledi. Mehmet Uluçaylı internet 4.5G fakat internet gidip geliyor dedi. Long Beach'te iki gündür su akmıyor. Yetkililer arıza var diyor. Evet, Yüksel İş Kol diğer ülkelere gitmek istediğinizde sizden otel rezervasyonu, dönüş bileti gibi bilgiler istemekte. KKTC'ye girişte kimse hiçbir şey sormamaktadır. Önemli bir güvenlik eksikliğidir. Bu konuda bir yorum yapabilir misiniz? Ali Mert sınıfta kaldı 4.5G demiş. İbrahim Sönmez de eleştiriyor. Millet 6G'ye geçmeye hazırlanıyor. 800 GB'lardan bahsederler. Bizim internet hala 20. Halil İbrahim Berksu, benim telefonum mükemmel işliyor demiş. Bravo Turkcell'e. Akile Canalan, Reşat Bey, dünya kadar internet parası ödüyorum. Canı isterse internet gelir, istemezse yok olur. Mehmet Uluçaylı, biz zengin bir petrol ülkesiyiz. Vergiye ne gerek var? O zaman bordro mahkumlarına almasınlar vergiyi. Mustafa Deniz Gezen, ben değiştirdim kartı. Bazı mesajlar gelir. Hiç anlamıyorum. Başka işlemde yapmam. Umurumda değil yazmış. Erol Topçu, İngiltere'den hayırlı yayınlar. Yüksel İş Kol, Kıbrıs'ta bulunan Afrikalıların büyük çoğunluğu öğrenci olarak ülkeye giriş yapmış olmalarına rağmen aktif olarak devam etmeyen ve adada yaşayan binlerce Afrikalı var. Üniversiteler ve polis veri tabanı birleştirilerek öğrenciliği bitmiş çalışma izni olmayanları sınır dışı edebilir. Birol Heran, yabancı uyruklu mahkumlar, tutuklular derhal deport edilmeli. KKTC vatandaşı olanlar, adi suçlar hariç 2 yıla kadar cezası olanların cezalarını para cezası olarak çekmeleri gerekir. Yasa istiyorsa meclis toplanıp gereken yasa çıkartılmalı. Vedat Özkan, Ankara'dan herkese selamlar. Ben 4.5G hızla 5 yıl sonra geçtim. Niye mi diyor? Çünkü 3G'nin 2 katı fiyatmış. Şu an diyor ama fiyatı düştü, çok memnunuz. KKTC'de fiyatlar 3'e katlıyor. Herkes kullanamaz. Altyapı çok önemli. Zamanla yerleşir. Mehmet Uluçaylı, bir an önce girişlere sıkı önlem alınmalı ki kendi ülkesinde suçlu olanları ülkeye sokmamalı. Gaye Kök, ülkede bu kadar suç patlaması var. Her ay dünya parası harcanıyor. Üniversitelerde en az ülke yönetenler kadar sorumlu bu yaşananlardan. Çünkü okul alır parasını. Oh ne hala demiş. Gerisini koy verir. Devletse maliyede para taştı, döküldü. Deport yerine ülkede tutmayı tercih ederler. Sonrasında salsınlar sokaklara diye. Hasan Nihat Erduran, 60 yıllık ambargolar insanlık suçu mu değil mi diyor. BMAB insanlık suçu işliyor mu, işlemiyor mu? Buna cevap arayın. Vedat Özkan, ayrıca biz evlerde mobil internet değil, Wi-Fi, TT.net interneti kullanıyoruz. Sınırsız aylık 100 GB 210 liraymış. Çok ucuz. KKTC, Türk Telekom, TT.net'in altyapısını oluştursun. Çok ucuz. Evet. Mehmet İnancı, değerli dostlarım, hayırlı yayınlar olsun. Kaoslar ülkesi cennet adamıza yazdı. Yeni de mesajlar geldi. Hızlıca kaldığım yeri bulacağım. Evet. Ramazan Deniz, iyi günler.
Muhteşem ikili demiş, yüreğinize sağlık. Onu okuduk. Selçuk Uskan, bakanın suçu yoktur. Bazı siyasiler diyor, hiç utanmıyor. Hemfikir miyiz? Demiş. Evet, Mustafa Özcan, bugün adı devlet okulu olan ilkokul kıyafetlerini aldık, maaşın yarısı gitti. Diğer yarısı da defter, kalem, kitap ve tuvalet kağıdına gidecek. Devletimiz var olsun. Milli Eğitim Bakanımız çok yaşasın. Demiş. Evet, Barış Güzelay, Orhan Gencebay yazıklar olsun diyor. Hasan Üçok, ülkemize ışınlamayla geliyor. Kaan Adalı, Reşat Bey usandık bıktık diyor bu internetten. Çok para veriyoruz demek istiyor. Her ay karşılığını da alamıyoruz demek istemiş. Osman Varan, sınırları daha kontrollü yapmak lazım. Yüksel İşkol, sorum Reşat Bey'e, KKTC'nin hangi sorunu yoktur demiş izleyicimiz. Mustafa Özcan, diyorlardı ya giren Türk çıkan Türk diye. Metin Maraşeli, BM ve AB atar bize bunları havadan, yoldan veya denizden. Deliklerimiz ufaktır demiş. Evet, Nazim Enalbant, herkese sevdiklerime selamlar dedi İskele'den. Birlik beraberlik olsun diyor. O zaman ülke çok yükselir. Kederler, sıkıntılar olmasın. Bu kısacık hayatımızda neyin kavgasını yapacağız? Yine İskele'de 4 saat elektrikleri kesmişler ve buzluklarda sular aktı diyor. Ne olacak diyor, eğer böyle bozulursa kim ödeyecek? Çok kızgınım demiş, çok üzgünüm. Evet, sizleri severek dinliyorum. Teşekkürler demiş Nazım Hanım. Osman Mene, kolay gelsin, iyi akşamlar diliyor. Gaye Kök, teminatla serbest bırakırken topladıkları paralarla deport etseler bunları. Hasan Nihat Erduran, ulaşım sadece Türkiye'den, bir çare durumdayız. Güney'i bu şartlarda ekonomide yetişme şansımız yoktur. Esas geçimdir. Necdet Mavi Gözlü, gerçekten devamlı yazıyorum, bu UBP denen parti başımızdan gitmedikçe bu yolsuzlukların diyor ardı arkası kesilmez. Ne demek vergi indirimi veya tamamen muaf tutulması? Küçük işletme olsa ona vergi indirimi veya muafiyet yok, ama milyonlarca lira kazanan kişilere indirim ya da muafiyet var. Çünkü zengin işletmelerden para yiyecekler. Vay diyor kızdı. İnşallah diyor, o kadar maaş alıyorlar. Hala da doymadılar. Doymayacaklar. Memleket mahvoldu. Her yer yabancı insanlarla doldu. Özellikle Afrikalı, Pakistanlılar başta olmak üzere bunlarla ilgileneceklerine, zenginleri nasıl daha fazla zengin ederim onun peşinde. Tüm yabancılar dışarıya demiş. Hiçbirisini istemiyoruz. Evet, Celal Harun, sosyal medyada siyasilerin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun mali durumunun çok kötü olduğuna, batma tehlikesiyle karşı karşıya derken, yeni mesaj gelince gene biraz kaçtı, şimdi yakalayacağım. Karşı karşıya bulunduğuna, işe gitmeden maaş alan çok sayıda personel bulunduğuna dair iddialar yer almakta. Bu iddialar üzerine bugün itibariyle Başbakanlık Denetleme Kurulu'nu Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun personel açısından ve mali açıdan denetim yapmak üzere acil olarak görevlendirme yapması gerekmektedir. Hazırlanacak mali raporların şeffaf, açık bir biçimde kamuoyuyla paylaşılması ve sorumluluk ortaya çıkması halinde sorunların hangi partiden olduğuna bakılmaksızın demiş, raporlar yetkili makamlara iletilmesi gerekecektir dedi. Bir iki mesaj daha okuyup ara verelim. Ali Mert, diğer ülkeler 5G ile yıllardır kullanıyor. KKTC 4.5'la övünüyor. Hakan Üçok, başka ülkede toplu taşıma trenle istediği yere gidiliyor. 1 lira dahil ödemiyor. Trafik yok demiş. Evet, Nazım Enalbant, her zaman elektrikte neymiş? Sorunlularmış. Aynı şeyleri daima söylüyorlar diyor. Bıktık, usandık, yeter artık demiş. Çözüm bulsunlar, çok üzgünüz dedi. Fırat Özakıncı'yı da okuyup ara verelim. Her gün harcanan bu miktarların yerine deport edilip bir kez biletini kesip gönderilmeli dedi. Devam edeceğiz. Reşat Bey, buyurun. Evet. Keşke para olsa da deport etseler. Ben Ayşegül Hanım'ın İçişleri Bakanı olduğu dönemden kendisiyle de çok konuştum. Dönemin başbakanıyla, cumhurbaşkanıyla da çok konuştum. Benim yanımda konuşmalar yapıldı. Deport yapacağız. Maliye'den kaynak lazım. Maliye biraz bekleyin diyor mesela. Ya da para yok diyor. Yani böyledir bu durum. Bu gerçekten yürekler acısı bir durumdur. Yani adamın deport edilmesi lazım. Ya bir suça karışmıştır ya da kaçaktır. Ama bu adamı deport etmek için para lazım.
Düşünün siz bunu Nijerya'ya, Somali'ye gönderecek. Uganda'ya gönderecek. Pakistan'a, Hindistan'a gönderecek. Nasıl gönderecek? Para ise 15 bin dolar. Pardon, 1500 dolar, 2000 dolar. Şimdi Londra'dakiler yazıyor. Ne güzel güneşli falan filan, bizim de canımız çekiyor. Havalar da güzel. Hadi bir iki gün, üç gün gidelim. Ben bakıyorum şimdi tabii low cost airlines'lara değil, normal British Airways'e bakıyorum mesela ne kadar. Aman Allah'ım, dün baktım, bugün yarın için mesela 800 Euro'dan başlıyor one way, bir gidiş. Bir gidiş 830-850 Euro. Düşünün siz, çünkü British Airways ulusal hava olduğu için çok rağbet görüyor, full. Bir de uçakları küçüktü, A320-A321 ile uçuyor. Büyük uçak getirmiyor Kıbrıs'a. Ne halse. Çok yüksek. Ha, low cost airlines'a da baktım. Yani bir EasyJet'e de baktım mesela. O da 183-185. Gününe göre değişiyor ya verasıl. Ama iyi harcama ister. Şimdi bu ülkenin iktidarları kim olursa olsun, çağıracak üniversitelerin sahiplerini de, yöneticilerini de, rektörlerini de bir toplantıya. Diyecek ki öyle çalıştaylarmış da bilme, hiç gerek yoktur ona. Diyecek ki evet, bu ülke bir turizm ve eğitim adasıdır. Biz bunu daha düzgün yapmamız lazım ama. Yani öğrenci adı altıyla ben bu ülkeye binlerce, on binlerce uyuşturucu kaçakçısı yığamam arkadaşlar. Bunun altını çiziyorum. Ve bugün burada bu toplantıda bağlanacak. Saygıdan dolayı sizi de çağırdık buraya. Her ay muntazam bir şekilde ülkeye getirdiğiniz öğrencilerin devamlılık yazısını, raporunu göndereceksiniz muhacirete, İçişlerine, Polis Genel Müdürlüğüne. Bu kadar basittir. Listesinde bir bakacağız. 15 bin tane Nijeryalı var. 15 tanesi üniversiteye gitmemektedir. Nerededir o zaman 14.985'i? Nerededir? Ben söyleyeyim, artık gözler alıştı diye kimse rahatsız olmuyor. İnşaatlardadır. Lokantalardadır. Belediyenin yol tamiratlarındadır. Belediyenin yeşillendirme çalışmalarındadır belediyelerim. Sorun belediye başkanlarına bakalım. Ne diyecekler? Vallahi biz taşerona verdik. Ha, yani sorumluluğun yoktur. Kurtuldun sen de. Bravo. Ne yapalım, bu memleketin ihtiyacı var. Sen o zaman her istihdam ettiğini memur istihdam etmeyeceksin. Bahçeci de istihdam edeceksin. Ne bileyim, çevreci de istihdam edeceksin. Su tesisatçısı da istihdam edeceksin. Borularını değilsin. Patladığı zaman belediyeye ait borular. Ama yok. Yapmıyorlar. Bizim ülkede hani sordu ya bir izleyicimiz, mesela bir tane şey var mı ki olmazsa olmaz, sor yahut da mutlaka vardı. Vardı. Çok güzel mazeret üretiriz. En büyük beceri dünyada numara bir. Ve hep mazeretler şöyle ama ile başlar. Ben de şikayetçiyim ama der. Nasıl şikayetçiysen ama mama yok. Şikayetçiysen düzelmesi için gayret göstereceksin. Ne aması? Avrupa isterim. Ama ne? Emeklilik 65 olamaz. Öyledir, çoğunda 68 olan var. Ama bizim kanser kalp çoktur. Vazgeç ya. Ama mama ile gidemeyik. Ya doğruyu bulacak bu ülke ve daha mutlu olacağız. Ya da böyle yolunu şaşırmış balıklar gibi çırpınıp çırpınıp gitmeye çalışacağız. Birinci laf, amadan kurtulmamız lazım. Bu ama olmuyor bu iş bize.
ama olmaz. Çözüm odaklı. Ben bakıyorum iktidarın yanlışını bekler muhalefet pusuda. Böyle paralara bekle bekle yarın daha bakalım ne skandallar olacak bunlarda. Bir açık yakaladılar. Gördünüz mü bak bunu da beceremediniz. Tamam da sen geldiğin zaman nasıl becereceğini anlat bakayım ben de göreyim bir. Nasıl becereceğim? Mesela hiç cevap alamadığım bir konu. Bu kiralamalar, sözleşmeler, kaçak şirketler, kaçak müteahhitler, emlakçılar konusunda ne yapacaksınız? Nasıl bir önlem? Ben merak ediyorum. Bütün bakanlıklarda değilse bile çoğunda çok boşta personel vardır. Adım gibi eminim siz de eminsiniz zaten. Bakanlar kurulu bir karar alır der ki başbakanlıktan 70 kişi, turizm bakanından 91 kişi. Turizm yok çünkü turizmi yapanlar kendi kendini yapar. Zannetmeyin yani turizm bakanlığı otellere turist yollar ya. Yok. Turizm bakanlığı işte fuarlara falan gider gelir demeçleri verirler. Oteller kendi gayretleriyle mecburdur getirsin çünkü çıkamayacak işin içinden. Kendisi çabalar, kendisi bulur müşteriyi, kendisi reklam tanıtım yapar da getirir. Demek ki orada boşta çok arkadaşlar. Diğer bakanlıklarda, ekonomide, dış işlerinde, aman Allah'ım bir sormayın dış işleri. Tamamen boş. Tamamen. Bunları toplayacaksın. Sadece bir ay hizmet devlete. Senede bir denetleme yapacaksınız. Vereceksiniz görevi, dağıtacaksınız alanlara. Bakın neler çıkacak ortaya. Zaten siz bir 100-150-200 kişiyi bir günde tespit edip açıklarsanız, ben de kamera vereceğim tabii bu şeylere. Başka arkadaşlara da verecek mutlaka. Kayıt altına da alınacak. Ödeyecek, gidecek sözleşmesini teslim edecek, ödeyecek vergisini arkadaş. Bundan kurtuluş yok. Para sağlayabilin. İki, üniversiteler elinde ikamet yani eğer şeyde kalmıyorsa yurtta kalıyorsa yurtta kaldığına dair belgesi, ödemeleri eğer yurtta kalmıyorsa ikamet adresi, sözleşmesi, kira sözleşmesi olmadan öğrenci kaydını yapmayacak. Çok basit bir yöntemdir bu. Ve bakın görün siz neler olur. Üçüncü adımda en önemlisi ülkeye girerken 1500 minimum diyorum 2000 dolar deport fonuna paracığını alacaksın ve koyacaksın. Yok maaş ödemeye ondan sonra. Ya da yeni makam arabalar almaya. Yok. Ve öyle bir meclisten geçireceksiniz yasasını. Bu fona dokunan merkezi cezaevindedir. 10 yıldan başlar hapislik. Çare üretmek isterlerse çok basittir çare. Ama bu particilik sisteminde ben devamlı söyledim. Gücenen gücenir. Karşı çıkan çıkabilir. Bu anlayışta bu particilik sisteminde bu ülkede bunlar olmaz. Diktatörlük mü lazım? Hayır. Söylediklerimin içinde hangisi diktatörlüktür bunun? Yani bir ülkeyi düzlüğe çıkarmak için önlem almanın diktatörlükle ne ilgisi vardır? Ama partilerle niçin olmaz? Adamın iki milletvekili var, 150 kişilik parti meclisi var. O 150 kişilik parti meclisinin içerisinde onlarca ev kiralayan adamlar var. Ben söyledim de bunu sözleşmeye bağlayayım, ooo diyecek. Durun bakalım, dağıdırma partiyi diyecek. Öyle diyorlarmış zaten, duyuyorum ben toplantılarda konuşulanları. Ya da işine gelmeyin mi? Bu konu sonraya kalsın Sayın Başkan. Bir araştıralım, hele bir bakalım. 70 sene araştırır arkadaş artık çünkü ona veya bir yakınına dokanın. Telefonlar işler arka taraftan. Be aman anam şimdi şey falan filan yeni vergi. Ya adam var benim beraber meyhaneye gittiğim adam var. 20 bin lira verir bir gecede. Vergi listesi gelir önüme bakarım 8 bin lira bir yılda. Nasıl olur bu ya? Nasıl olur?
Üç kez önce bir yere gittim. Gitme niyetim yoktu yani. Lüks yerleri sevmem. Boşuna para olarak görürüm ama arkadaş öyle arzu etti. Orayı söyledi. Peki dedik, kırmayalım, oraya gittik. E ben bir baktım. Kum atsan yere düşmez. En ucuz masa hesabı 2600. Ama 2600. Neyse. Bol su içtim o gece, tansiyon falan bulmasın beni diye. Öyle kurtardım işi ben. 2600 lira ya. Ama neredeydik ya 2600 lira? Bu kadar bonkör. 90 euro vereceğim. Bir giş. Neymiş? Lüks yermiş de. Ve bir baktım etrafıma. Dedim içimden, bunların dörtte üçünün vergi kaydı yoktur. Yoktur. Çok genç insanlar da gördüm. 21-22 yaşından. Tak 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 tak. Arabaların arkasına ne yazar? Babam sağ olsun diyor. İlginç bir şey. Yasakmış bizde bu arabaların arkası. Bunu da söyleyeyim, bir kelime de geçeyim. Ve polise de buradan bir çağrı yapayım. Trafik müdürü eskisine soruldu bu stüdyoda. Ben rica ettim, programı yapan arkadaşa yazdım canlı yayında. Bunu da sorun kendisine dedim, sordu. Yasak mıdır arabaların arka camına, ön camına, kenarlarına slogan yazsın? Yasaktır dedi. Cezası var mı? Vardır dedi. Ama hiçbirini durdurup ceza kesmiyorsunuz. Üç gün önce enteresan bir arabada yazı gördüm. Arkadaş çok efkarlıymış. Adını yazdı yabancı uyruklu kadının. Şimdi tam ismini söylersem ayıp olmasın o arabayı kullanana. Neyse ama A ile başlayan bir yabancı uyruklu. Adı, kadının adını doğru yazmış. Yanına ay nasıl yazmış ayı? I love yazacak. Şimdi ay A-Y diye yazıyor Türkçesini. Love'ı L-A-V. I love you'yu Y-U. I love you. So maçı so tabii S-O diye düşündü. Maçı da M-U-Ç. So maç dedi. Allah dedim, bu a la franga a la turco. Götürdü iş arkadaş bizim Anna'ya mesajı verdi. Yahu sen Anna'yı seviyorsan bana ne be, yolda da benim gözümü bozan trafikte. Bu suçtur. Bu suçtur. Ama kimse görmüyor. Yavrum tarafında bir tane böyle araba yoktur. Daha önce çağrı yaptım. Bazı minibüsçüler dikkat edin. Arabalarınızın üstünde Türkçe sloganlar vardır. Yarın size elan vurursa palalar o tarafta, ben elamı suçlamayacağım burada. Madem biliyorsunuz bir düşmanlık var, bir kim var, çıkarın o sloganları ve arabanızın üstünden giderken göstereceksiniz ben Türk'üm, gel beni copla diye. Yoksa zannedersiniz üçüncü hareket olacak, böyle bir şey olursa olmayacak. Yüzlerce kişi cop yedi diğer tarafta. 2-3 senedir duralı daha elam Türklere karşı. Ne oldu? Üçüncü hareket mi oldu, dördüncü mü oldu? Olmaz, olamaz da zaten. Onun için ya geçerken dikkatli olun biraz ya. Davetiye çıkarmayın, gelsin size cop vursunlar. İstemiyorlar işte. E şimdi onlar da arabaların arkasına gri basın fotoğraflarını, magarozun fotoğraflarını koyarak geri sana bacayık biz bu tarafta. Dikkat etmek lazım. Ama çok hoşuma gitti. Ayı ı diye yazması gereken ay'ı yazmış. Love'ı le love yazacak. L-A-V. I love you'yu you yazacak. Y-U. So much yazmış. 11 dedi yaz I love you so much dedi. So'u da doğru yazdı. S-O. Maçı da yazdı. M-A-Ç. I love you so much diyor. Ama yasaktır bu normalde. Yani bu kakadece bu kadar kontrolsüz giderse hangi işimiz doğru diye soruyor izleyici. Ben İşte ama bir tek onunla hep birlikte hareket ediyoruz. Yani bir de eksik olan bir şey var mı diye. Eksik olmayan ne vardır? Meyhane vardır mesela. Çok rahatlıkla her tarafta var. Köylerde de şimdi gidin oturun için kendinize gelin. Evet, durum bu kadar ciddidir. 13 maaş 179 milyon 400 bin lira gidiyor gardiyanlara falan, cezaevi görevlilerine. 18 milyon 630 bin daha mahkumların yeme ve diğer giderleri.
Toplam 198 milyon 35 bin lira bir yılda. Helikopter aldılar polise. Yok uyuşturucu denetimini yapacak 18 bin dolarlık cihazı bulamıyorlar alsınlar. Ya da deport edemiyorlar Nijeryalıları ya diğerleri Somalili ya başka ülke. Para yoktur diye. İsterlerse yapabilirler. Bu ülkede aslında kaynak çoktur. Kaynakları kullanmasını bilmiyorlar. Sorun buradadır benim gördüğüm. Yani adamın ülkeye nasıl girdiğini bilmezsen sen, o zaman bunu buradan nasıl çıkaracaksın? Şimdi ben sizi vatandaşların söyledikleriyle baş başa bırakmak istiyorum. Ne kadar etkiliyor bizi bu suçlardaki patlama? Ne istiyoruz, ne yapıyoruz, ne yapmamız lazım? Mikrofonu uzattı Ömer Kadiroğlu. Onlar da konuştu. Evi doldu taştı. Neler söylemek istiyorsunuz? Vallahi yabancılar çok. Yani bu kağıtlar çok. Diyecek bir şey yok, ne diyeyim. Ya büyük geri yapacaklar ya da hepsini de deport yapacaklar. Bilhassa çoğu yüzdelik olarak yabancıdır. Bilhassa yani ben ırkçı değilim ama anlıyorsun demek yabancı istedim. Yabancı olanları evet. Evet. Her şeyde olduğu gibi denetimsizlik. Güvenliği sağlayan arkadaşların yeterli katlası olmaması. Hep bundan kaynaklanıyor. Yani başımızdakiler zaten başıboş. Onlar nasıl olsun? Vallahi dışarıdan fazla yabancıyı alacaklarına yerliye sahip çıksalar olmayacak bence. Ya ülke nüfusuna göre çok olay oluyor. Yani tutuklu sayısı da bundan dolayı da çok oluyor. Yani bunların önüne geçilmesi lazım. Önlem alınması lazım. Dolup taşıyacak tabii. Çünkü girişler çıkışlarda herhangi bir tedbir olmadığı için önlem yok. O yüzden dolup taşıyacak. Daha da çok dolacak. Yani önce güvenlik. Dışarıdan gelenler mi? Tabii tabii. %90'ı. Kıbrıs'ı çok azdır içinde. %90'ı dışarıdan gelenlerdir. Tabii polisin de yetersizliği, yani şundan polis sayısının yetersiz. İlk önce lazım devlet polisi güçlendirsin. Polis güçlenirse onlar da tedbirlerini, güvenlik önlemlerini artıracak. Bu işlerin sonu gelecek. Yoksa başka türlü gelmez. Bu konuda devlet yetkililerinin bir önlem alması gerekir. Veyahut yeni bir daha büyük bir yer yapması gerekir diye düşünmekteyim. Ve maalesef üzgünüz. Yani bu kadar çok olay oluyor demek ki bizim memleketimizde. Ve buna yetkililerimiz bir nevi önlem almıyor yani. Ve şu an çok sıhhatli bir ortamda yaşadıklarına da inanmıyorum yoğunluk bakımından. Peki sizce neden artıyor bu suçlar? Toplumun nüfusunun artması, çeşitli sosyal olaylar tabii patlak veriyor ama buna baktığımız zaman bizim KKTC'li vatandaşların dışında 3. dünya ülkelerinden gelen kişilerin sebep olduklarını görüyoruz. Bu da maalesef üzücü ve önlem alınamıyor ve göz yumuluyor yani buna göz göre göre. Düzensiz göçten dolayı, kontrolsüz göçten dolayı her gün yeni yeni insanlar adamıza maalesef giriyor. Ve bunun bir önlemi yok. Herhangi bir cezai müddesi yok. Birisi bir kaza yapar, bir bakar mısın 800 gün ülkede kaçak yaşar. Ama hiçbir önlem yok. Ne hikmetse bir suç işlediği zaman, bir kazaya karıştığı zaman, bir kavgaya karıştığı zaman ancak bunlar meydana çıkabiliyor. Bence yabancı girişlerden dolayı artıyor bu suçlar. Yani kontrolsüz giriş daha doğrusu. Bunları kontrol altına alınıp girişlerin ona göre sağlanması lazım. Ve takibi yapılması lazım. Kim ne için geldi? Öğrenci mi? İşçi mi? Ne olduğu belli değil. Giriş yapılıyor, okey veriliyor ama takibi yapılmıyor. Bu insanlar nereye gidiyor, nerede çalışır, öğrenci mi? Tabii ki her şeyin başı işsizlik, mümkün bağlılık olduk sonra işsizlik de çoğaldı. Herkes kolay yolu seçiyor maalesef. Ondan dolayı çoğalıyor. Vallahi geçimsizlikten, bağlılıktan, insanların alım gücünün düşmesinden, hırsızlık yani yabancıların daha fazla ülkeye gelmesinden dolayı. Yani genelde Kıbrıslılardan pek fazla bir suç işleyen bulunmamaktadır gördüğüm kadarıyla.
gelenler genelde? Genelde yabancılar daha fazla. Peki bir mahkumun merkezi cezaevindeki aylık gideri 22 bin TL, asgari ücret ise 15.750 TL. Neler söylemek istersiniz? Vallahi yani tutulan mahkumları bence yurt dışına gönderseler daha karlı olurlar bu işten. Biraz söylediğim gibi birçokları yabancı ya. İçeri memlekete girdiklerinde Reşat Akar'ın Bey'in söylediği gibi orada para bırakacaklar belli miktar ki bunlar kolayca yedirip içirip yatırtmaktansa deport etmek daha ucuzdu. Söyleyeceğim o ve çok para. Tabii ki memlekette bu dengesizlik her konuda vardır. Her konuda olduğu için ne söyleyeyim onu da normal karşılayacak. Çünkü düzen yok, sistem yok. Bu nasıl olur ben de anlamam. Hani 22 bin ne kadar dediniz? 22 bin TL. 22 bin TL asgari ücret. 15.750. O zaman demek asgari ücretler mahkumlardan daha zor seviyede yaşar. Mahkumlar daha iyi. Acaba bize suç işleyip girsek mi? Bu size şeyin ifadesidir. Yani toplumun gerçeğinin ifadesidir şu anda. Kapalı cezaevinde yaşayan bir mahkumun 22 bin TL'den bahsediyorsunuz. Asgari ücretin 15 bin TL'den olduğunu bahsediyorsunuz. Bunu bir şey söylemeye gerek yok. Sorunun cevabı sorunun içinde. Aslında öyle. Evet. Peki son sorum şu olacak. Sizce toplum neden bu kadar gerilim? Bir kere bunun temelinde ekonomik ve maaşlardaki adaletsizliktir. Bu uçurum günden güne açılmaktadır. Ve bugün Sayın Başbakan'ın işte senede 3 defa olacağını söylediği hayat pahalılığı artışı pek bir şey ifade etmeyecek. Yani enflasyon engellemediği sürece alınan maaşın hiçbir şeyi yoktur, anlamı yoktur. Bence. Tabii ki insanlarımız geriliyor. Çünkü bugüne kadar her şeyden önce tabii ki bazen meclis çalışmalarını takip ederek şeyden, televizyondan. 10 tane bakan dahi çıkar, her bir bakan bir açıklama yapar. Yani Ahmet'in dediğini Mehmet'in haberi yok. Yani 10 kişi toplandı ve birbirlerinden haberleri bile yok bazı konularda. Yani nasıl güvensin? Peki neden gerilimli insanlar? Tabii ki gerilim yapması en başı yani bu hayat pahalılığına yetişmek büyük bir sorundur. Devletten maaş çekenler az çok bir şeyler alabiliyor. Ama özel sektörde çalışan arkadaşlar maalesef mahkum ediliyor. Her şey döviz. Tek bir döviz olmayan ücretlerdir. Başka bir şey değil. Ücretler. Ücretlerimiz TL'dir. Maalesef bütün ihtiyaçlarını karşılamak için de maalesef döviz karşılıyor derik hep. Başka bir şey değil. O yüzden geriliyoruz. Tabii ki. Evet. Her konuda. Bence zamlar olabilir. Evet. Petroldür, elektriktir. Yani mesela ben boyacıyım. İnşaat boyacılığı yaparım. Bundan bir yıl önce aldığım boyayı 700 liraya. Şu an alırım 3700 liraya. Bir yıl içine 3000 lira bir. İnsanların evini nasıl boyayayım? Gittiğinde boya almaya da görün fiyatları. Tabii yok insanlara fiyat. İnsanlara fiyat verdiğimizde zaten der hayır altın mı sürüyorsun duvara var yok kalsın der. Anladın? Herhalde eskisi gibi yapacaklar. Kireciyle şeyi suyu yoğurup sürecek duvarlara yani ne olacak? Gerilir mi fiyat? Gerilir tabii ki. Tabii ki. Vallahi en büyük şeyi hayat pahalılığı. Tabii hayat pahalı derken bu dünyada şu anda öyle. Yani gerek dünya bir pandemi geçirdi. Şu anda Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nın etkileri. O yüzden ekonomiye darbe vurdu. Darbe vurduğu için de şu anda herkes tedirgin. Yani önünü göremez. Haliyle de gergin. Evet, vatandaşlar da şikayetçi. Herkes kendine göre bir çözüm şekli öneriyor. Bakalım ne olacak ama birçok şey var. Şimdi ben sizi bir Gazimovsa'ya götürmek isterim. Sonra da siz bu arada merak ediyorum. Bu 4,5 geliriniz Türkcell'de çalışıyor mu, çalışmıyor mu? O konuya geçeceğim. Ama bakın. Merhum Rauf Denktaş TMT'nin kurucularından, Kıbrıs Türk Federe Devleti'ni kuran adam, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kuran insan, bu kadar aşırı milliyetçi bir insan,
geçmiş yıllarda, lider olduğu yıllarda Rumlara alın Maraş'ı, açalım Ercan'ı ve limanı diye teklif yapmıştı. Kıbrıs Türk tarafının önerisi. Sonra yıllar geçti. Biz geri çektik o öneriyi. Rum tarafı bize dedi ki verin Maraş'ı, Ercan'ın Gazima olsa Birleşmiş Milletler kontrolünde ama iki toplumun tarafından yönetilsin. Bizim taraf olamaz dedi, egemenliğimiz gider dedi. Peki güzel. Ercan'ı yapan adam dedi geçenlerde Serhat İncirli'ye, dedi ki Federal Birleşik Federal Kıbrıs'ın havaalanı olacak dedi, güzel dedi burası. Hiç sesi de yok. Yani o zaman bizim egemenliğimizden gitmiş oluyor mu olmuyor mu? Ama ben onu geçeyim. Gazi Mausa Limanı 2003 yılında kapılar açıldıktan sonra Avrupa Birliği'nden heyetler geldi gitti buralara. Belki yanlarında Türkiye'den uzmanlar da vardı. Bu limanı incelediler. O zaman 2004 yılında yanılmıyorsam bir rapor hazırlandı. O dönem 300 milyon euro bir masraf gerektirdiği ve en az 4 yıl kapanması gerektiği söylendi. Hiç kimse duymadı üstüne. Şimdi liman bizimdir, egemenliğin sağ. Peki bu biz limana nasıl bakıyoruz? Bugün oradan gelen güzel bir iki kısa videoyu sizlere sunuyorum. Ama önce bir hücum vardı. Ordular, ilk hedefiniz Gazi Mausa Limanı. Hücum diyorum, o hücumu verin. Hücum olanı. Böyle gemiden çıkarken. Hah, verin sesini. İki farklı mesaj var bu videolarda. Birisi gemiden nasıl çıkıyor insanlar? Savaşa gider gibi birbirini ezercesine gidecek salona, gümrük ve muhacirat. İkincisi yerlere bakar mısın bu yerlere? Limanın içidir bu yavrum. Rezalet, pislik, saman atıkları mı nedir? Rezil bir durum. İşte bizim yönetimimiz bu kadar ya. Bunun yani bunu saklamanın bir manası yok. Bizim yönetim kabiliyetimiz, becerimiz bu kadar. Egemenliğimizde. Bu öyle egemenliğinde bu. İnsanca bir limanın olmasın senin. Limassol limanını, Larnaca limanını, Hagia Napa marinasını Mısırlılar işletiyor. Aman anlam gitti Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenliği mi şimdi gitti mi? Ne demek Mısırlılar işletiyor ha? Olur mu böyle şey? Egemenlik bendeyse ben işleteceğim. Damgamı vuracağım. Damga bu. Bugün geldi sıcak sıcak, taze taze. Yani yayınlıyorum size. Bizim muhabir de uyanır, belki Hüseyin de yarın gider oraya. Mausa'da muhabirimiz var. Çalışkan bir arkadaştır ama mahkemeler falan filan bir yığın iş var. Bu durumda Gazi Mausa limanı bizim egemenliğimiz. Pislikten geçilmez, her taraf dökülüyor. Rezil bir durum. Evet, gelelim şimdi. 4.5G hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ben nereye bakarım? Bugün lütfettiler, bir tam sayfa ilan verdiler bize de. Hepsine verdiler tabii. Zaten bize vermek mecburiyetindeydiler. Çünkü en çok satan gazete. Yani tümünün toplamının 3 kat 4 kat üstünde bir satış olduğunu biliyorlar. Şimdi ben baktım. Bunu okudum. Hoş geldin 4.5G diyor. Türkcell 4.5G hızından
yaralanabilmek için cihazınızdaki şebeke ayarını 4.5G'ye ya da LTE olarak seçmeniz ve telefonunuzu bir kez kapatıp açmanız yeterli olarak. Şimdi ben iPhone'lar dediler, LTE'yi seçeceksin çünkü göstermez 4.5G. Girdim LTE'yi seçtim. Telefonu da kapattım, tekrar açtım. Olmadı, gene 3G çıkıyor. 2, 3, 4, 5. Ne yapacağım? Sonunda dediler ki Türkcell shoplardan birine gitmen lazım. Kartı değişecek, sim kartı. Peki dedik. Devre Hanım aldı kendininkinde, benimkinde gitti. Ayarladılar, geldi. Geldiğinde baktım LTE yazıyor. 15 dakika sonra da stüdyoya girdim buraya. 3G yazıyor gene. Ama internetler bütün gündür allem gallem Mansur'a, genel telefon dairesinden. O da telefon dairesinden kaynaklıymış falan filan. Altyapılar yetersizdir arkadaş. Altyapılar yetersizdir. Teknolojide ben Türkcell için söylemiyorum, telefon dairesi için söylüyorum. Çok geriyiz. Ve hala da inatla bu kurumları yaşatmaya çalışırlar. Her ay korkunç zararlar var. O zararları karşılıyorlar, ödüyorlar ama kurumu yaşatıyorlar. Ne amaç için? Yeni ev aldınız, telefon bağlayamıyorlar. Yoktur efendim diyorlar. Ama evi alırken sizden telefon parası alıyorlar, yaparken, inşa ederken. Dostlar geziyor oradan oraya. Elektrik kurumuna gidecek, telefon dairesine gidecek, su işleri dairesine gidecek. Ve onay verecekler size. Ve para ödeyeceksiniz. Ama telefon yoktur diyecek size sonra. Ne aldın benden parayı? Bir zamanlar olursa bakarık da ederik de. Yok yok yok. Onun için her zaman söylerim. İnşallah bir çözüm olur. Tabii güvenliğimiz sağlanacak şekilde. Ve AEK, Cyprus Electric Authorization, Kıbrıs o elektrik kurumu ve SITA, Cyprus Telecommunication Authority, telekomünikasyon dairesi. Yeter. Bilmem anlatabildim mi? Buyurun Funda Hanım. Evet, hızlıca mesajlarımıza devam edelim. Altan Korkmaz hayırlı yayınlar demiş. Salih Mullalı da ayağa giden cennet adamızdan aleyküm selam diyor. Erdal Yarkın da iyi yayınlar diledi. Altan Korkmaz, ilkokullardaki kantinler neden pahalı? Hasan Nihat Erduran, Boğaz Kavşağı projesini beğendiniz mi diye sordu. Muhammed Hacer Kılıç iyi yayınlar diliyor da. Demre Coşkun demiş ki halk yokluk batağındayken milliyetçilik naraları atıp ülke elden gidiyormuş gibi konuşanlar, gerçekleri saptıranlar, gündemi değiştirmeye çalışanlar, sahte düşünceleri çürütmek, ortaya çıkarmak benim için zevktir demiş. Biatçılara karşı mücadele uzun sürer, bunun bilincindeyim. Büyüklerimiz sağ olsunlar gençliğe çıkarcılıktan başka bir şey öğretmediler. Mustafa Özcan, bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar Bey'in doğum günü, kendisine sağlıklı, huzurlu yıllar dilerim dedi. Hasan Nihat Erduran, pandemide diyor AB'den milliyetçiliği öğrenemedik yeterince demek ki, pes demiş. Ahmet Karabeyler, Reşat Bey Suudi Arabistan Krallığı'na inşallah maşallah diye bir mesaj atıp şirketten iki jeneratör isteyelim lütfen. Musa Motorcan, Sayın Başbakan Ünal Üstel, Haziran ayında yaptığı açıklamada devlete döviz borcu olanlar için Aralık ayına kadar döviz kurunu sabitledik dedi ama hala öyle bir işlem yok. Yoksa o da mı yalan oldu diyor. Evet, Hasan Nihat Erduran, gelir vergi listelerinde para çok çıkmış listeler diye duydum. Sorun iş koluna mı göre acaba, yoksa karışık mı uğraştıracaklar bizi demektir. Maliye sitesinden yayınlasın, isimden bakıp halk görsün. Altan Korkmaz, çalana ödül var demiş. Salih Mullalı, kaçak duruma düşen öğrencilerden üniversiteler sorumlu tutulmalı. Hükümet aciz duruma düşmemeli. Ya kaçaktan ya da üniversiteden cezasını temin etmeli. Gayleyi üniversite çeksin diyor. Emir Ali Tatlı değil.
Bütün sektörler maalesef eleman bulmakta zorlanıyor. Bununla ilgili meslek liselerinde eğitim teşvik edilmeli. Devlet de bu okullardan mezun olan kişilere sosyal yatırımlarda yardımcı olacak. Her sene staj zorunluluğu getirilecek. Tema Yavaş Londra'dan selamlar dilemiş. Bugün Londra Kıbrıs'tan daha sıcak diyor. Evet, bakıyorum. Taşkın Tüccaroğlu, her gün kapılarda trafik çilesi yaşıyoruz. Hasbolat kapısını niye açmazlar? 10 dakikada Eriülkü Market'e ulaşsınlar. O çevredeki petrol istasyonları da sebeplensin. Zor mu o kapının açılması? Hadi Reşat Bey demiş, sen hamle yapmazsan başımızdakiler kıpırdamazlar diyor. Evet, Erdinç Akün, bu söylediğiniz önlemler çok önemli Reşat Bey. Yapılabilecek yönetim lazım. Salih Mullalı, yabancılara ihtiyaç çok var. Çalıştıracak insan gücüne mutlaka, zanaatkara, sanata olanlara kolaylık sağlanmalı. Fikret İpekçioğlu, olur olur diyor. Bal gibi olur, korsan memleket demiş. Evet, karşılıklı konuşmalar var. Selin Rintel, çatladım gülmekten diyor. Abdurrahman Albayrak, Reşat Bey, araçların ön camları ve öndeki dikiz aynasının olduğu camlar, araçlar ne yapıyor? Bir şey oluyor. Dilimleniyor diye yazmışsınız ama onu kimse görmüyor diyor. Bakıyorum. Salih Mullalı, sivil polis trafikte dolaşmalı. Telefonda konuşup araba sürenleri bir an önce tespit etmeli. Cezalarının en yükseğini vermeli. Bu olmazsa çok masum insan ölecek. Derhal buna başlamalı. Arap yolda yalpalayarak sağa sola gidiyor. Ters çekerek gidiyor. Bir de ikaz ettiğinde sana sakin sakin bakıyor. Abe Hüseyin Birleşmiş Milletler kanunlarına aykırı. Türkiye'den taşınan 200 bin nüfusu ne zaman tartışacaksınız? Fevzi Mehmetçioğlu iyi yayınlar dilemiş. Bakayım hızlıca şöyle. Evet, iyi yayınlar dedi. Fikret İpekçioğlu, toplumun geneli baştakilerin doğru yönetimini yapamadığı bir hükümet olursa kaçınılmazdır diyor. Evet, Salih Mullalı, yabancılar parayı bastırıp fahiş fiyata elimizden bizim olmayan malları kapıyor. Çok değil, 15-20 sene sonra birçoğu ancak turist olarak gelebilecek demiş. İsmet Sencer, harikasınız dedi. Salih Bey'in mesajı yine ama diyor ki iki tane lahana 288 lira. Vay be diyor, görün neler oluyor memleketimizde, bizim haberimiz yok demiş. Evet, onu okuduk. Celal Harun, yönetim idare düzeniyle biz halk olarak oyla devleti tehdit ettiğimiz sürece, onun adamı bunun adamı muhabbeti bitmediği sürece ne devletin ne milletin iki yakası bir araya gelmeyecek. Bu düzen böyle gelmiş ama böyle gitmemeli. Bir tarla bostan yan gel yat oğlum Osman sözüyle bir yere varılmaz. Çalışıp üretmediğimiz ve oturduğumuz sürece devlet olarak daha çok sıkıntı çekeriz. Ayer Savoğlu, suç işleyen yabancıları 15 gün yol kenarındaki otları temizletip o parayla deport edebilirler. Hem yollar temizlenir hem onlar deport edilir. Boşuna hapishane odaları masraf olur demiş. Baybars Özcömert, rezaletin daniskası ne Avrupa'sı bizi Afrika bile kabul etmez. Özhan Dervişler, 2002'den bu yana Vodafone kullanıyorum. 2021'den beri 5G ve Avrupa verilerine göre en hızlı Kıbrıs'taymış. 4,5 mu o yenir yoksa içilir diyor. Metin Maraş Ali, mandıra usulü samanların içinde yazıklar olsun utanmazlar dedi. Orçun Akçınar, YouTube'da yayın yok mu? Maalesef internetteki problem yüzünden bugün öyle bir sıkıntı var yaşadık. Ama var ama aksaklıklar olabiliyor. Mehmet İnancı, 4,5G yerleşsin 6 ayı bulacak, insanlar eksik olsun diyecek Sayın Akar. Salih Mullalı, adam hesapta bankanın güvenlik bekçisi ama içeride klima altında uyuklar ya da bankanın ne yapar? Bir şeye benzetir diyor, eleştirmiş. Hüseyin Koltan, Doğru Kanal 2020 Gerçek Haber, iyi ki varsınız saygılarımla dedi. Şenol Tatlıcıoğlu, selamlar diyor. Birkaç mesaj daha okuyalım. Yükseliş Kol, liman ve hava alanı için X-ray cihazları hala alınmadı. Hüda Hüdakan, biz devlet olmayı zaten hiç beceremedik demiş. Hasan Yatar Duran, Mücahitler Marşı'nı çalar mısınız diyor. Ve şoför okulları açı araçları, kapı yazıları bile yasal değil demiş, uyarın. Yunus Tikici, Cem Karaca'nın dediği gibi, Reşat abim, acı su ve hava beleş. Yiyin efendiler, yiyin de korkmayın. Sen iyi ol, bize yeter dedi. Bakıyorum. Ramazan Deniz,
Eğitimliler, sanatkarları, dışarı, yabancılar, içeri. Tam da siyasilerin istediği gibi. Kontrolü kolay, insan lazım diyor. Melek Çelik Turgut da İstanbul'dan iyi yayınlar dilemiş. Bakıyorum şimdilik tamamladık gibi. Buyurun. Evet, bugün sizi biraz zenginleştirmek isterdim ama yarına bırakmaya karar aldım şimdi. İki şarkı çok güzel. Şimdi o da yani en az bir 20 saniyelik bir şarkı vermemiz gerekirdi. Onun için onu yarına bırakayım. Ve son bir haberle bugünkü programı tamamlayalım. Yarın inşallah maşallah o özel haberi aktaracağım sizlere. Zengin olmak istiyorsanız düşünün. Sizlere yarın birçok seçenek sunacağım. Zengin olursunuz. Hayal aleminde yüzebiliriz. Ferrari altınızda, Porsche altınızda, Mercedes S400'ler mi istersiniz, BMW bilmem ne. Şimdi şeymiş, uzaktan bakıyormuş arkadaşlar da komutasıyla yakıt durumunu görüyormuş arabanın mesela. Arkadaşım bir bakayım bakalım benim arabada yakıt nedir? Şimdi çıktınız ya yeni bir bayanla tanıştınız ve yeni bir erkekle kadın zengin olabilir. Çünkü şimdi o da var. Zengin kadınlar da var. Hep kadınlar erkek avcısı değildir ha. Onu da söyleyeyim. Erkekler de zengin kadın avcısı olan erkekler de var. Çift taraflıdır bu iş ama kadın avcılar daha çoktur kabul edelim. Yani erkekler daha bonkördür. Kadınların çoğu tutumludur. Olsa da para vermek istemez. Şimdi oturduğunuz bir yere gittiniz. İlk tanışma gecesi hava atacaksınız. Bir şeyler göstereceksiniz ki sonuca ulaşabilirsiniz değil mi? Elde edesiniz. Ne diyeceksiniz? Ya benim de işte bir Porsche'um var ama bu akşam bir de Ferrari'm var. Ferrari ile geldim. Yarın Porsche'umu kullansam acaba? Veya şöyle bir şey.
Mülklerimin sayesini bilmiyorum. Girne'de, Lapta'da, Alsancak'ta, Esentepe'de, İskele'de, hatta Lanaka'da, Limasol'da, Hawaii'de, Honolulu'da hemen etkilenir. Eğer avcıysa yanınızdaki ve bu amaçla yanınızdaysa zaten etkilenmeye başlar. O başlar rüyasını görmeye. Allah der, ben de yarın Hawaii'ye giderim, onun yazdığında kalırım falan der. Güzel tatil yaparım, şu olur bu olur falan filan. Hatta ileri gider der ki benim birkaç tane de kıyafet mağazam vardır der. Ortağım ama gizlerim der. Oralardan da giyinebilirsin, sana sınırsız şey veririm der falan. Ya bankaya da ortağım, sana bir şey ek kart çıkarayım, istediğin kadar kullan. Yani çok kısmam seni, merak etme. 20.000 TL limit, 30.000 başlangıç, sonra yükselir. E tabi bunu görünce insanlar gözü fal taşı gibi açılır. Şey, akıllı bir insanın açılmaz. Der bu beni ilk günden böyle yutturmaca falan. Pazarda şimdi duyuyorum, işte arabayı değişir. Arabanın şeyine bakayım ya. Bugün benzincilerine geçmedim, yakıt durumu nedir? Otururken yemek salonunda görecekmiş depoda ne kadar benzin varmış. Ah gözünü seveyim. 3-4 sene önce neydin, şimdi nesin? Bari yapma bunu. Çünkü etraftakiler görüyor, duyuyor. Hoş olmuyor. Ne bileyim, ben hoş karşılamıyorum. Neyse, Limasol'da biliyorsunuz olaylar olmuştu çok sayıda. Önce Bafın Hırlıraka köyü, sonra Limasol. Benim umudum yoktu Rum yönetiminin ele başlarını tutuklayacağı konusunda. Ama bugün Rum basını ciddi ciddi bir haber verdi. 13 kişi ağır cezada yargılanacak diyor. Bunların 11'ini kefaletle serbest bırakmışlar. 2 tanesini daha önceden başka suçları var diye. Yoksa şey değil yani, kara kaşına kara gözüne değil yani. Suçları var diye 2 tanesini cezaevine göndermişler. 11 tanesi serbest bırakılmış. Ve bu Elam denen terör örgütünün belediye meclis üyesi varmış Limasol'da. Fivos Alkivaidis, ona da dava okunmuş. İleride yargılanmak üzere serbest bırakılmış. Bu inşallah yargılanır. Olabileceğine pek ihtimal vermem Elam olunca. Ve Rum Polis Genel Müdürü de İstellos Papadedoru demiş ki Limasol'da çıkan olaylarda evet itiraf ediyorum ki polisin de ihmalleri vardır. Peki ihmal var, ne oldu sonuç? İstifa ettin mi sen, etmedin? Etmedin, ihmali olanları açığa aldın mı? O da olmadı. Ama netice itibariyle bu itiraf da iyi bir şeydir. Yani inşallah yavaş yavaş Avrupalaşırlar diye düşünüyorum. Bir taraf Avrupa, kullandıkları para euro, ama öte taraftan zihniyet önemli bir kısmında hala da aşırı milliyetçilik, ırkçılık, yabancı düşmanlığı falan iyi bir şey değil. Ülkeye girişleri kontrol altına al. Biz de rahatsızlık burada. Kimlerden? Afrikalılardan. Çok rahatsızlık. Uyuşturucu, her türlü şey bela var. Ama ne diyoruz? Kontrol altına al. Okula geldiyse de gitmiyor, deport et. Deport edebilmek için de parasını girerken bir fon kur, o parayı orada topla, rahatlıkla deport edebilirsin. Üniversitede de bunu mecbur kıl, sana bildirsin diye. Yaparsan yaparsın, yapmazsan yapmazsın. Bugünlük bu kadar. Başka mesajımız var mı acaba? Yok. Okuyayım onları. Baybars Özcemert süper dinleti demiş. Hasan Nihat Erduran iyi akşamlar. BM'nin AB'nin hayaletleri diyor. Ramazan Reçber, Kıbrıs'tan dünyaya örnek olan, vatandaşını düşünen, daha güzel, rahat bir hayat için demiş. İnsanların sesi olan TV 2020 çalışanlarına, bizlere Adana'dan sevgi ve saygılarımla dedi. Evet, Abi Hüseyin, Kıbrıs Adası'nın en büyük faşistleri Arıklı ve Tahsinoğlu diyor.
Bakıyorum Hasan Nihat Erduran'da son EOKA'cı ve elamcıların KKTC'ye girişi yasaklanmalı. Türkiye'ye girişi yasaklananların da güneye geçmesi yasak olmalı. Bir nizam, intizam gelsin demiş, bir yerden başlamak lazım dedi. Zannediyorum tamamladık. Çok teşekkür ediyoruz. Son eklemek istediğiniz? Evet, son eklemek istediğimiz güzel bir gün olsun, güzel bir gece olsun. Yarın mübarek cuma günü inşallah güzel haberlerle birlikte oluruz. Bir de bu Selmiye Camii geldi aklıma şimdi. Ne oluyor? Orada da tadilatlar varmış. Kaç paraya çıkacak? Kaç para olacak? Bir yığın ihbarlar geldi. Şimdi onunla da uğraşıyoruz. Bakalım temelden girmişler, bir şeyler görmüşler falan. Bakalım yarına yetişirsek o haberimizde yine konuşuruz. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz ve tamamlıyoruz sevgili izleyenler. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.